Merhaba değerli meslektaşlarım. Optisyenin Sesi haber kanalının her hafta yayınladığı haftanın gündemi programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Sayın Göz Hekimi Doktor Timuçin Yıldırım. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler hocam. Sizler nasılsınız? Biz deyiz, çok sağ olun. Öncelikle akşam meslektaşlarımızın sizi yakinen tanıması için kendinizi tanıtarak başlayalım hocam. Evet, ben 1973 Ankara doğumluyum. Bütün okullarımı da burada okudum. Hacettepe mezunuyum. 20 senelik göz hekimiyim. Hem işin poliklinik kısmındayız, hem cerrahi kısmındayız. Retin ameliyatları dışında bütün ameliyatlarını da gerçekleştiren bir göz hekimiyim. Geçmişimiz böyle. Evet hocam. Şimdi hocam, bugünkü gündem başlıklarında birkaç gündem başlığı hazırladık. Öncelikle pandemi sebebiyle yaklaşık 1-1,5 yıldır bütün halkımız zamanının büyük bir kısmını evlerinde geçirmekte. Dolayısıyla da tablet, bilgisayar, televizyon gibi ekran karşısında çok fazla zaman harcamaktalar. Bu ultraviyole zararlı ışınlar ve bu elektronik cihazlardan yayılan mavi ışık gözü etkilemekte. Bu konuyla ilgili sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Evet. Şimdi biz durmadan çalışmaya devam ettik bu pandemi döneminde de. Hasta baktık devamlı. Ve hakikaten dediğiniz gibi insanların eve kapanmaları sonucu gittikçe artan bir ekran yükü oluştu. Şöyle birçok insan işini eve taşıdı. Bilgisayar üzerinden yürütmeye çalıştı. Firmalar da bunu teşvik ettiler. Haliyle normalde atıyorum 3-4 saat ekran kullanan bir insanın ekran kullanımı bütün işi eve ve ekran başına gittiği için 6-7 saatlere çıktı. Çocuklar yine ekran karşısında gerek online gerek televizyondan olsun eğitimlerini ekran karşısında almaya başladılar. Sokağa çıkma kısıtlamaları yüzünden boş vakitlerimizde de ekrana bakar olduk. Evet. Yani şöyle bir örnek vereyim mesela. Çocuk kalkıyor 8.30'da yüzünü yıkıyor, derse oturuyor. Akşam 4'e kadar ekran seyrediyor. Akşam 4'ten sonra da televizyon seyrediyor. Aralarda da telefonda bakıyor. Yani hiçbir zaman bu kadar çok ekran yükü ve mavi ışık yükü olmamıştı halkın üzerinde. Bize gittikçe daha çok sayıda bu gözü ekranlar yüzünden sıkıntıya giren insan gelmeye başladı. Ama her yaştan. Tabii yapacak bir şey de yok. Kendi çocuklarımın okulundan bir teklif geldi. Hocam dediler, öğrencilerin ve öğrencilerin göz sağlığı ile ilgili bu ekrandan korunmak için ne yapabiliriz? İlk şeyimiz de öyle oldu hatırlarsanız. Evet. İrtibata geçmemiz. Oraya bir kısa video çekmiştim. Şimdi daha detaylı konuşuruz. Onlar daha şey istemişti, özet bilgi istemişti. Şimdi ekranlı insan gözü günde 8 saat 10 saat bazı insanlarda iş gereği ya da başka sebeplerle 12 saat ekrana bakmak üzere tasarlanmış bir organ değil. Evet. İnsan gözü uzağa baktığı zaman kasılmadan kalabilen, dinlenen bir organ. Ne kadar yakına bakarsak ve ne kadar ışıklı cisimlere bakarsak da hani Türkçe'ye odaklanma diye geçen, yabancı dillerde akomodasyon ya da fokuslanma diye geçen işlevi yerine getirmek zorunda kalıyor. Bu da haliyle gün içinde normal bir vakit geçirirken kah yakına bakmak, kah orta mesafeleri ve uzaklara bakmak gözümüzün içindeki adelerin sıkılmasına, gevşemesine yani doğal seyre sebep oluyor. Fakat bir ekranın karşısına oturup laptop, bilgisayar ya da başka bir ekran saatlerce buna bakmak gözümüzde inanılmaz derecede evet. Yorgunluğa sebep oluyor. Bu ekrandaki sıkıntının iki tane bacağı ayağı var. Bir tanesi bu ekranlardan yayılan mavi ışık. Mavi ışık aslında kötü bir şey değil, tukaka değil. Evet. Normal gün ışığında da mavi ışık var ama dozunda alırsanız iyi bir şey. Hatta yeterince mavi ışık alınamadığı zaman insanın depresyona girdiğiyle ilgili çalışmalar falan da var. Ama her şeyin azı da sıkıntı, fazlası da sıkıntı. Evet hocam. Bu doğal mavi ışık fonksiyonu hani size bahar kelebekler, oh yaz, güzel bir mood sağlarken devamlı ekrandan aldığınız mavi ışık farklı şekilde sonuçlanıyor. Psikolojik problemler de yaratıyor mu hocam? Yaratıyor, yaratmaz mı? Şimdi en basitini söyleyeyim ben size mesela. İnsan bir gündüz canlısı, yani gündüz aktivitelerini yapıp gece istirahat etmek üzere dizayn edilmiş bir yaratık.
Siz saatler boyunca hava kararmasına rağmen diurnal ritme uymayan, biz buna diurnal ritim diyoruz. Böyle dalgalı vaziyette bir hormon seviyemiz var. Siz saatlerce ve gece hava karardıktan sonra da ekranlara bakmaya devam ettiğiniz zaman ve özellikle de bu ekrandan gelen mavi ışığa maruz kaldığınız zaman sizin uyku hormonunuzu salgılayan, melatonin denilen uyku hormonunu salgılayan pineal bezimiz var. Hatta Evet, bazı doğru. araştırmacılar üçüncü göz olmakla falan şey Evet. yaparlar, ilişkilendirirler. Çok önemli bir bez bu. Melatonin salgımız ileri derecede sekteye uğruyor mavi ışık ve ekrandan gelen mavi ışığa uğradığı zaman. Hatta çoğu araştırmacı iyi bir uyku için en az yatmadan 2 saat önce ekrana bakmayı kesin diyorlar. Evet. Bu dönemde de yine inanılmaz derecede uykusuzluk problemiyle Neredeyse karşılaşıyoruz. biz de televizyonların karşısında uykuya dalıyoruz. Yani bırakın kesmeyi. Evet, yani çok değişik bir dönemden geçiyoruz. Yani hepimizin hem fiziksel sağlığı hem ruhsal sağlığı çok çalkantılı bir dönemden geçiyor. İşte bizim de amacımız ne? Nasıl koruruz? Evet. Nasıl en az hasarla bu dönemi atlatırız? Yani bu gözümüze gece boyunca da diyelim 10'da, 12'de, 2'de hani klasik ergen davranış, hepimizin çocukları var. Klasik Evet. ergen davranışını söyleyeyim ben size. Oğlum hadi yatağına git. Yatağa yatılıyor ama ışık kapalı, bu mesafede telefon yorganın altında, sağda solda. O çocuğun uyku düzeni diye bir şey kalmıyor tabii. Bu melatonin hormon salgıları da değişiyor. Çok enteresan bir bilgi vardır. Görme engelli vatandaşlarımız çok az kansere uğrarlar. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Hayır, hiç ilk defa duydum. İnanılmaz Evet. derecede melatoninin kanserden koruyucu bir etkisi vardır çünkü. İnanılmaz derecede şeyleri düşüktür. Kanser oranları düşüktür ciddi görme engelli şeylerde, hastalarımızda. Bu melatonin hormonuyla ilişkilendirilir. İnanılmaz derecede yüksek melatonin seviyeleri vardır görme engelli hastalarda. Yani şey demiyorum, çok mavi ışığa maruz kalmak sizi kanser yapar değil ama bunların arasında hep şeyler var. Dengeli, dengeli Dur, olmak gerekir. denge Evet. var. Aynen öyle. Denge var. Dengeyi bir tarafından bozduğunuz zaman çok değişik yerlerden onun dalga etkisiyle değişik sağlık problemleri yaşayabiliyorsunuz. Yani kendimizi bu şimdi okulu bırakamazsınız, işi bırakamazsınız. Ne yapacağız? Nereden ne kadar kendimizi bu ekran yükünden, mavi ışık yükünden kurtarabilirsek oralara yönleneceğiz. Bir ikinci sıkıntı da yine uzun süreli ekrana bakmanın. Ekrana baktığımız zaman göz kırpma sayımız azalıyor. Evet. Yarı Dikkat yeniyor. algımız sürekli ekranda olduğu için Evet. Orada mesela reflekslerimiz azalıyor. ben sizi takip ediyorum. Bu doğal bir süreç değil. Evet. Kaçırmamam lazım. Bu toplantı oluyor, ders oluyor. Doğru. Bu sırada göz kırpma sayılarımız azalıyor. Bu ilk birkaç saatte farkına vardığımız bir şey değil. Ama akşama doğru biz bu ekran kullanımını bıraksak bile bize bu kuru göz semptomlarıyla dönüyor. Evet. Zaten 35-40 santimde gözümüzün içindeki adeli full kendini sıkarak 8 saat 10 saat mesai yapmışız. Bir de gözümüzü az kırpmışız. Bu bize göz kızarıklığı, göz sulanması, ekstradan sulanma istenmeyen bir şey bu. Göz ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi semptomlarıyla geri geliyor. Bu ekran kullanımlarıyla bunun şeyi var, birebir ilgisi var. Ne yapacağız burada? Benim göz doktoru olarak tavsiyelerim ne olacak? Bir kere büyük ekranla yapabileceğimiz işleri küçük ekranda yapmayalım. Bu bir. Evet. Yani hani ne kadar büyük ekran, ne kadar uzak ekran o kadar iyi. Çünkü gözümüzün içindeki sistem bir şey gözümüze ne kadar yaklaşırsa gözümüzün içindeki fokuslama sistemlerini o kadar çok yoruyor. Ortam O ışığının yüzden da önemi var mı hocam? kesinlikle indirek aydınlatmayı tavsiye ediyoruz. Bir. İkincisi yaz mavi ışık değil. Normal ışık da gözümüzü yoruyor ama mavi ışık onun farklı bir komponenti tabii. Bir ekstrası var. Benim tavsiyem kullandığınız cihazları düşük kontrast, düşük parlaklık, düşük çözünürlüklerde kullanmak. Yani hani hastaya da anlatırken böyle bir A4 fotokopi kağıdı değil de tekstil kağıdı gibi. Evet. Biraz daha koyu, sarımtırak kullanmakta fayda var. Bu yeni telefonların çoğunda mavi ışık filtreleri var. Gece modu şeyleri var. Yine ekran ışığını ciddi şekilde Evet. azaltan. Elimizdeki bilgisayarların yüklü gelen işletim sistemlerinde de var. Ayrıca yine bilgisayar programları var. Gözünüzün yorgunluk seviyesine göre oradan işaretliyorsunuz. Kaç saat çalışacaksın onu işaretliyorsun. O sana göre böyle bir hani ekran koçluğu yapıyor. Bu tarz şeyler de var. Bunlar bir yana, bir de mavi ışık filtreli gözlükler var. Evet hocam. En Mavi ışık filtreli. önemlisi de o zaten. Evet.
Evet, mavi ışık filtreli gözlükler benim çokça tavsiye ettim. Özellikle pandemi döneminde yararını daha çok gördüğüm, çok yararlandığım gözlükler. Eskiden açıkçası bu kadar tavsiye etmezdim, kullandırmazdım da. Ama hani bir kullan bakalım falan derken, şimdi bir şey, bu süre boyunca hakikaten Evet. fayda gören hasta sayısının oldukça fazla olduğunu gördüm. Herkesin gözünün dayancı tabii ki farklı. Hassasiyetleri de farklı. Yani iki kişi düşünün. İkisi de 8 saat bilgisayar karşısında oturuyor olsun. Birinin gözü kızarmıyor, öteki Evet. berbat hale. Ama benim gördüğüm hastaların ekserisi mavi filtreli ışık şey mavi ışık filtreli kaplamalardan ve camlardan fayda görüyor. Hatta ciddi de bir pazar oluşmuş. Sonradan araştırırken fark ettim. Böyle internetten falan da var bunlar. Gamer gözlükleri var. Yani hani yemeden içmeden sabah akşam oyun oynayan tipler var ya, Evet. onların gözlükleri varmış mesela. Onlar o gözlüklerin peşinde. Ama bizim bahsettiğimiz tabii standart kullanım. Bu mavi ışığı bloke ettiği zaman hastaların daha az şikayetleri olduğunu görüyoruz. Kızarıklıkların da azalma oluyor. Yorgunlukların da azalma oluyor. Bir de gözlüklerin bir ikinci faydası var. Şimdi cihazdaki mavi ışık, mavi bloğu aktive ettiğiniz zaman onun gözünüzü koruyucu bir etkisi var. Gözlüklerin aynı zamanda göz kuruluğunu azaltıcı etkisi de var. Ben gözü çok kuru hastalarıma ve benim kuru göz tedavimin bir kısmı da gözlüktür. Hastanın hiç gözünde refraktif bozukluk olmasa bile Evet. hastaya vizyoplana sıfır numara cam verdiğim çok olur. Çünkü standart bir gözlük mesela şu an sizin gözünüzdeki gibi Evet. hani böyle çok kısa küçük yukarıda değil. Bu tarz bir gözlük hastadaki gözyaşı buharlaşmasını %30, %40 kadar azaltıyor. Mesela Değerli bir ilaçlarla kesinlikle ilaçlarla benim kuru göz tedavimde yıllardır standarttır. İlaçlarla rahatlatamadığımız ya da ilacına destek vermek istediğimiz hastalarda özellikle çalışma ortamına da bakarak bu tarz sıfır numara olsa bile gözlük verdiğimiz zaman hastanın kuru göz semptomlarında gerileme görüyoruz. peki Hastada şöyle hiçbir refraktif diyebilir miyiz bozukluk hocam? yok. Şimdi mesela hastaların periyodik gelişlerine baktığımız zaman bir de ekonomiyle de bunun bir ilişkisi var. Herkesin bir tane gözlüğü var. Aslında mevsimlere göre, ortama göre, havanın soğumasına ve ısınmasına göre sayısız kıyafetimiz ya da gideceğimiz yerlere ve gideceğimiz pozisyonlara göre sayısız ayakkabılarımız olabiliyor. Evet, siz Ama ayakkabı türler var. her türlü ortamda kullandığımız tek bir gözlüğümüz var. Mavi filtreli camlar, gözlükler, geri dönüş yani hastalardan aldığımız bazı geri dönüşlerde de ekran karşısında çok faydalı olduğunu, ekran karşısında onları dinlendirdiğini, faydasını söylüyorlar. Ama dış ortamda, dışarıda takıldığı zaman daha bir farklı tepkilerle yaklaşıyorlar. Bu şikayetler size geliyor mu? Geliyor tabii. Bizim insanımızda ciddi bir gözlük direnci var bir kere. Evet. Yani bu bir eksiklik. Ciddi. Hani adam o gözlüğü koltuk değneği falan gibi görüyor. Bu Aynen. bir aksesuar aslında. Tabii küçük yaştan itibaren kullananlar daha çok alışıyorlar ama yani ben kendi normal hayatımda da ciddi şekilde mesela gece görüş gözlüğüm var benim. Evet. 3 ayrı güneş gözlüğüm var. Bilgisayar karşısında kullandığım ayrı bir gözlüğüm var. Yani bu bir medeniyet bu yani hani Şunu söyleyebilir miyiz hocam? nerede ne rahatlatıyorsa havadaki duruma bakıyorsun mesela. Bugün hava soğuk gibi daha kalın kabanınızı Evet. giyiyorsun. Bunun gibi. Şöyle Mesela ben diyebilir miyiz? ofis çalışanlarına da çok o konuda şey yapıyorum. Evet. Yaşı 30'u geçmiş. Yine günde 8-10 saat ekran seyretmek zorunda olan hastalarıma ben artı 0.50 artı 0.50 Evet. ekran bir ofis gözlüğü veriyorum. Yani bunu araba sürerken kullanmayacaksın. Sadece çalışırken. Çünkü yani hani konuşmanın başında da söylemiştim. Yani hani bu göz 8-10 saat ekrana bakmak üzere tasarlanmış bir göz değil. Yani Allah kahretsin kapitalist sistem. Herkes bir kırbaç altında çalışıyor. Çok Şunu doğru. yap, satış yap, mail at, onu al, bunu bilmem ne. Herkes bir inanılmaz bir rat race diyorlar buna. Bir fare yarışı içindeyiz. Evet, bir şekilde herkes geçim gayesi içinde. Yani hani adam onu da bırakamıyor. Ne yapıyor? Yani işini bırak diyelim. Bilgisayara 8 saat bakma, 3 saat bak diyelim. Böyle bir dünya yok. İşte bu size az önce konuştuğumuz tavsiyelerimizde bulunuyoruz. Ve 30 yaşını geçmiş, 35 yaşında bunları ben destek gözlükleri veriyorum çalışırken. O zaman Çok fayda görüyorum ustalar. sonuç olarak şöyle diyebilir miyiz?
Mutlaka ekran karşısında uzun çalışma saatleri geçiren Evet. vatandaşlarımız bu mavi ışıktan korunmak için bir gözlük, Kesinlikle. buna adına iş gözlüğü diyebiliriz. Ama bunun dışında normal hayatta kullanabilecekleri ultraviyole zararlı ışınlardan onları Tabii. koruyan farklı bir antrefleri gözlüğü de mutlaka kullanmalılar. Yani sürekli Aynen. mavi filtreli camla hayatlarını geçirmeleri de pek olası değil gibi gözüküyor. Anlamı yok çünkü kullanışlı değil. Değişik ışık koşullarına göre şeyler değişik koydukta gözlükler kullanmak. Ya yani ben öyle kullanıyorum Evet. normalde. Dedi ettiğim şey. Hatta anne babaları da o konuda bilinçlendiriyorum. Çocukluk çağından itibaren ben mesela çocuk geliyor. Açık renk gözlü, sarı saçlı, bembeyaz Evet. teni var. Çocuğun muayenesine bakıyoruz. Çocuğun retinalarında pigment diye bir şey yok. Bu çocuk 40-50 yaşına geldiği zaman katarakta aday. İleriki yaşlarında yaşa bağlı makula dejenerasyonu, halk arasında sarı leke, sarı nokta Evet. diye bilinen hastalığa aday. Çocuğunuzun geleceğine yatırım yapın diyorum. Aa nasıl yapacağız diyorlar. Çocuğunuza bir tane güneş gözlüğü alın diyorum. Güneş Baksana. gözlüğü, evet. Açık renk gözlüğü böyle böyle. Hocam hakikaten işte güneş de gözünü kaldıramıyor, açamıyor falan. Yani o konuda da halkı bilinçlendirmekte fayda var. Yani bu işler 3 yaşında başlıyor üstten. Evet. Yani senin çocuğuna 3 yaşında kullandırdığın güneş gözlüğü ve ona alışması, bunu reddetmemesi o çocuğun 60 yaşındaki görme seviyesini belirler. Yani bu bir kültür tabii. Daha oralara gelebildik mi bilemiyorum. Yani hani bugün bir Zamanla. tane baktım. En son ne zaman geldin dedim. Doktora 10 sene dedi ya. Yani 10 senedir aynı gözlüğü kullanıyormuş. Evet. Bir gözlük yaptırmış, gözlükten de gözlük yaptırmış. Yani kendi eski gözlükleri 2,5 numara gözlük numarası -1'e inmiş. Ben bununla yakını göremediğim için artık bunu da takmıyorum falan dedi. Yani saçım başım falan yoldum. Hem Aslında Oftalmoloji Derneği hem de Gözlükçüler Odası olarak bu gibi kamu spotları hazırlayarak sosyal Süper. ağlarda da vatandaşlarımızın mutlaka her yıl bir göz hekimine giderek göz Değil mi? kontrollerini düzenli olarak yaptırması ile ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Ben Oftalmoloji Derneği'ni de çok yakından takip ediyorum. Onlar da süreç içerisinde sosyal ağları bu son dönemde çok etkin olarak kullanmaya başladılar. Evet, yani bir kere sağlıklı bir insanın da yani Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı şeyler var. Belli periyodik şeyler de var. Belli bir standartta sağlığı koruyabilmek için bir organ illa bozulduğunda doktora gidilmez. Yani Evet. o bozulmadan yani sen basit örnek veriyorum yani arabanı her kış bakımına götürüyor musun? Götürüyorsun. Götürüyorum. Niye? Bozulmasın diye. Araban donduktan sonra, motoru bozulduktan sonra götürmüyorsun. Bu da onun gibi. Sağlıklı bir insanın da özellikle çocukluk çağında Periyodik olarak. periyodik olarak muayenelere gelmesi lazım. Bunun maks süresi 2 sene. Evet. Glokom gibi retin hastalıkları, çok sinsi bir sürü hastalık var. Evet hocam. Bir sıkıntı mı oldu? Bir dondu sonra düzeldi. Şimdi hocam şunu da Oldu. soralım size. Evet, blue mavi ışık filtreli camları konuştuk. Peki bu pandemi sürecinde kontakt lens mi yoksa gözlük mü? Hangisi daha kullanışlı? Bir hekim olarak neyi tavsiye edersiniz? Hekim olarak abi bunların da çalışmaları var gözlük. 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 Çünkü biliyorsunuz evet kontakt lens kullanmak gözdeki yabancı cisim, partikül, bakteri sayısını arttırıyor. Evet. Gözlük tam tersine bir bariyer gibi konjüktivadan bulaşma da gösterilmiş. En çok ölen doktor grubu bir tanesi de göz doktorları bu arada. Yani hani yüz yüze yakın temastan. Çok yakın Bir temas kere muayenelerde. evet gözlük bir bariyer gibi karşıdan gelen ultraviyoleyi, mavi ışığı, poleni, tozu kestiği gibi virüsü de kesiyor. Bu damlacık yoluyla havadan bulaştığı için gözlük kullanmakla öyle bir yayın da okumuştum. Yani hani pandemi döneminde gözlük kullanmak lens kullanımından daha az bulaştı sonuçlanıyor. Lensin üzerine yapışması bir yana hani çok temiz kullanılması gereken şeyler bunlar biliyorsunuz üstad. Kaydı, elimi sürdüm. Elimi yıkadım, yıkamadım, çıkardım, taktım falan derken biraz daha Bulaş şey. riskini arttırıyor diyebiliriz. Aynen ben mesela yoğun bakımlarda dirençli mikroorganizmalarla beraber çalışan sağlık çalışanlarına da o sırada lens kullanımını tavsiye etmiyorum. Ya gözlük kullan diyorum ya lazer ol diyorum. Yani hangisi işine gelirsin. Evet. Pandemi sürecinde özetle gözlük daha sağlıklı. Gözlük daha sağlıklı diyoruz. Son zamanlarda sosyal medyalarda bazı kuruluşların, buradan isimlerini kullanmayacağım hocam, sıkça ticari, yani ticari reklam olarak bazı reklamlarını görüyoruz. Yani işte gözlükten kurtulun,
bir çöp kutusuna atılan bir gözlük resminin poz şeklinde paylaşıyorlar. İşte göz içi akıllı lensler. İşte şimdi sorumuz şu size. Akıllı lensler gerçekten akıllı mı? Şimdi bu çok yanlış bir adlandırma zaten. Akıldan bahsedebilmek için kendini değişik şartlara adapte edebilen bir algoritmadan bahsetmen lazım. Böyle bir şey yok. Bu bir pazarlama stratejisi. Baştan birçok göz doktoru buna direndi zaten. Ya kardeş, gelin bunu akıllı demeyelim. Bu yanlış bir terminoloji. Halkı da yanlış yönlendiriyor. Buna üç odaklı mercek diyelim. Aynen. Ondan sonra geniş derinlikli fokuslu mercek diyelim. Bir sürü öneri oldu ama şimdi bazı ticari gruplar bu işe akıllı mercek deyip adını koyduktan sonra, mesela atıyorum göz çizim ameliyatında biz göz çizmiyoruz abi. 40 senedir kornea çizmiyoruz biz. Ama adı hala göz çizdirme ameliyatı. Bu da öyle kaldı artık. Yani hani bir deli kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkartamamış. Akıllı insanı. Lens, biyonik göz gibi tabirler kullanılıyor. Evet, premium akıllı lens, akıllı lens. Şimdi ya bizim işlere çok fazla para pul bulaştı, çok fazla ticaret bulaştı. İnsan sağlığıyla da oynuyoruz. Her kurum ya da her bir doktor bir farklı bir şey yumurtlayayım, bir farklı adını koyayım, bir inovatif olmasa bile öyleymiş gibi. Evet. Yani yansıtıyor. Akıllı lens doğru bir adlandırma değil aslında. Ha, ben kullanıyor muyum? Kullanıyorum ama halka o kadar oturmuş ki artık. Sana ya gibi artık. Tanımı bu olmuş. Aslında bilimsel lens takıyoruz biz diyorum. Hocam akıllı mı değil mi o diyor. Akıllı lens Allah kahretsin diyoruz yani. Hani. Çünkü hayır, şimdi, adı bu. Aslında bilimsel olarak muhteşem bir icat. Yani, kesinlikle. 40'lı 50'li yaşları aşmış. Gözü katarak olmuş ve gözlükle ve kontak lensle dahi hiçbir şekilde hayatının geri kalanını devam ettiremeyecek. Yani güzel olarak devam ettiremeyecek bir insana bir el uzatıyorsunuz. Tıbbi olarak bir müdahale ve ona nispeten eski görüşü kadar belki de net olmasa da ama hayatını devam ettirecek çok net görüş sağlayabilecek bir operasyon yapıyorsunuz. Aslında bu insan sağlığı için ya da insan hayatını devam ettirebilmesi için çok güzel bir şey. Ama kesinlikle. Bu güzel şeyi alıp sanki bir ticarethaneymiş gibi satın odaklı reklamlarını yaparak aynı şekilde tıbbi cihaz statüsüne girmiş bir gözlüğü yani kötüleyerek ya da bir kontak lensi kötüleyerek işte en iyi yöntem bu, en güzel yöntem bu. Bir de şu dikkatimi çekiyor hocam. Mesela bugün en iyi yöntem bu ama tıp her geçen yıl daha da ilerliyor. 5 sene sonra o yöntem çok kötü. Bu yöntem çok daha iyi gibi bir kötü değil de o zamanın şartlarıyla o iyiydi. Şimdi yani hani lensler hakikaten inanılmaz derecede gelişiyor, değişiyor. O benim de bir aram bu arada. Tırnak içinde, endikasyon içinde çalışan bir hekimim ben. Evet. Genel ahlaki prensibim, kendini yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Muhteşem. Evet. Şimdi iki örnek üzerinden gidelim. Bir tanesi kendi örneğim olsun. 50'li yaşlarını süren 53 yaşında kadın hasta. Biliyorsunuz genç yaşta hipermetroplar gözlük takmadan da idare edebiliyorlar. Fakat yaşları, numaraları hiç artmasa bile 30-35-40 derken gözün içindeki o akomodatif odaklayan adaleler devreden çıktığı için yavaş yavaş bir numara, yavaş yavaş bir bakıyor 1,5 numara. 45 yaşında 1,5 numara uzak, 3 numarada yakını verdiğiniz zaman hasta psikolojik olarak dağılıyor. Bunun bir de 50 yaşı var. Geçen haftalarda ameliyat ettim hastalardan bir tanesi mesela. 3 numara hipermetrop uzakları var. 5,5 numara yakınları var. Ve hasta gözlük takmayı reddediyor. Evet. Yani şimdi bu hastaya dediğiniz zaman tamam şimdi hani pembe panjurlu evimiz olacak tırnak içinde. Evet. Sıcak sudan soğuk suya soktuğumuzdan biri değil. Bir akıllı lensle yaşayacağı her şeyi anlatarak ve hastanın yani tıpta yarar zarar kefesi vardır. Evet. Yararın çok ağır basması lazım. Nimet çok fazla olacak. Hasta külfete katlanacak. Evet. O hastaya bile alacağı nimet 90 birimken külfeti 5 birimken onlara da yine anlatarak akıllı lens taktığınız zaman hastanın bir boynunuza sarılmadığı kalıyor. Doğru. Başka bir örnek vereceğim şimdi. Bu hep başıma gelen örnekler. Hasta 42 yaşında. Hastada uzağında gözlük kullanmıyor. 0.50'si var. Hiç gözlük, uzak gözlüğü takmamış.
yakında daha yeni yeni başlıyor. Ve bu çocuk mümessil. Her gün 200-250 kilometre araba sürüyorum hocam ben diyor. Ankara'nın çevre illeri ben de. İsmini vermek istemediğim bir kurumda bu çocuğa akıllı hastalık. Evet. Gel demişler sana, güzel mercek takalım, hem uzağı gör hem yakını gör. Ben daha gözlük kullanmamış, kırkını yeni geçmiş bir insana sen pozitif disfotopsi, negatif disfotopsi, halkalar, çünkü merceklerin üretim teknolojisinden kaynaklanan Evet. yan etkileri var. Bunların ciddi şekilde hastalara anlatılması lazım. Hastanın bir kere en azından bir gözlüksüz yapamıyor olması lazım, anlatabiliyor muyum? Evet, aynen öyle hocam. Yani ve hastanın bundan dertli olması lazım. Hastanın aklına doktorun karpuz kabuğu düşürmek değil görevi. Hastanın Aynen öyle. dertlerine şifa almak. Ve o çocuk bunu benden çıkart diye ya gezdi, üçüncü doktor muydum, dördüncü doktor muydum neydim, yani 5 ay olmuş. Çocuk bunu nasıl çıkartacağını şaşırmış, çünkü gece araba kullanamıyorum diyor. Şimdi Evet. sen işinin önemli bir kısmı gece araba kullanmak olan bir insana bu akıllı lenslerin üretim teknolojisinden ötürü doğal şikayetler bunlar. En az 6 ay boyunca görmelerinde ışıkların etrafında halkalanmalar, starburst dediğimiz noktası ışık kaynağından yayılan şeyleri falan anlatmazsan eğer ve hasta bunları bilerek olmazsa bu hastayı suistimale girer. Yani Evet. bizim bu bir sihirli değnek değil, yani sana dokununca 20 yaşındaki gibi göreceksin. Yani bunlar bizim kulağımıza geliyor. Hayır efendim, 20 yaşındaki gibi görmeyeceksin. Hastaya şu cümleyi kurman lazım. Gözün içindeki mercek bozulmuş. Gözün uzakta bu kadarla, yakında bu kadarla görüyor. İstersen Evet. bunları çıkartabiliriz. Ama yan etki olarak da bak bunları yaşayabilirsin, bunları yaşayabilirsin, bunları Evet. yaşayabilirsin. Yani bunları anlatmak lazım. Şu cümle asla kurulamaz. Sana bir tane ameliyat yapacağız. 20 yaşındaki gibi göreceksin. Hiçbir zaman 20 yaşındaki gibi görmeyeceksin. Yani dediğiniz çok doğru. Geçen bir yayında denk geldim hocam. 150 yıl falan ömrü olduğunu söylüyor bir hekim arkadaş. Yani ben böyle hayret gözlerle izledim. Yani abi taşın da 150 yıl ömrü var. Yani koyduğumuz yerde o bozulmuyor, o ayrı da. Şimdi bu lensler taklit. Yani hani orijinal mercek gibi mercek üretilmedi. İnsan merceği biliyorsunuz proteinden oluşuyor. Evet. Kasılabiliyor, gevşeyebiliyor. Doğuşta şeffaf. Yaşımızla beraber bu kasılma gevşeme özelliği ortadan kalkıyor. Zaten presbiyopi dediğimiz şey de bu. Artık yakını odaklayamaz hale geliyoruz. Evet. Bir süre sonra sararıyor. Hatta yine bu hafta aldığım ameliyatta rubra olmuş. Artık kızıl kahverengiye dönüyor. Hasta hiçbir şey görmüyor falan. Bunlar yaşlanma süreçleri. Evet. Yani bu şekilde gelmiş hastalarda yine hastadan hastaya tabii ihtiyaç değişiyor. Mesela %90 gören ama arka subkapsüler katarakta olan bir hastada 40 yaşında da ameliyat yaparsınız %90 görmeyle. Ama başka bir teyze vardır. 90 yaşındadır. Zaten dışarı çıkmıyordur. Televizyon seyretsin. Yemeğindeki köfteyi görsün. Çatalı Evet. sap. Bir de eve giren çıkanı görsün. Teyze çok mutlu. Biz ona Evet. %40 görmeyle de ameliyat demiyoruz zaten. Değil mi hocam? Yani hastanın ihtiyaçları çok önemli. Hastanın beklentileri, ameliyattan sonra ne sonuç çıkacak? Yani bunlar bir bütün. Ama işte yine ticari kaygıların çok ön plana geçtiğini görüyoruz. Yani buna artık kim ne zaman bir dur der bilemiyorum. Yani aslında Oftalmoloji Derneği'nin de bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak bu özel sektör hastaneciliğini ya da bu işte belki de göz Dostum hekimi çok güzel açıklamaları var. Oftalmoloji Derneği'nin kendi sayfalarında da çok güzel. Halka yönelik tarafında da çok güzel aslında açıklamalar burada hekim arkadaşları da var. ben Politik hayata yansımıyor. Evet. hekim arkadaşları da suçlamak istemiyorum. Neden? Onlar da bir ticari girdabın içine girmişler. Kesinlikle. Çalıştıkları hastane ve başhekimlikten bu şekilde telkinler yaparak yani mutlaka bunun satışıyla ilgili belki de cümleler kurulması isteniyor kendilerinden. İşte orada Hipokrat'ı hatırlamak gerekiyor herhalde. Evet abi, ettiğin yemini hatırlayacaksın. Şuraya bir Evet. soracaksın. Yine o dediğim ahlaki prensibe geliyoruz. Kendin onu yerine koyacaksın. Kendini yapılmasını istemediğin şeyi başkasını yapmayacaksın. Mesela Ben göz doktoru olarak, tamam mı? Göz evet. doktoru olarak 55 yaşına geldiğimde görmem katarak gelişti. %60'a 70'e düştü. İşimi gücümü zorlanıyorum. Taktıracağım lens tabii ki trifokal mercek. Akıllı mercek taktıracağım. Ne Aynen. taktıracağım? Evet. Siz Ve bana onun yan etkilerini akıllı demeseydiniz. akıllı, evet yani. Çok Kendimi de akıllı. akıllı. Evet. Hatta cümlenizin arasında şey söylediniz. Hani lazer operasyonları ile ilgili işte biz yıllardır lazer operasyonunda işte halk arasında gözümü çizdirdim Evet. lakabı. İşte Şahin gibi göreceksin, Kartal Evet. gibi göreceksin. Hani Tabii. sanki bir insanın ne bileyim
8 kilometre ötedeki tavşanı görüp onu avlayacakmış gibi. Yani eğer yaradan bizim böyle evet. bir ihtiyacımız olsaydı, yani şahin gibi görmeye ihtiyacımız olsaydı. Abi valla bak çağ, şöyle bir çağ, yaradanın yarattığıyla kalmama çağındayız. Yani ama şöyle bir şey var. Bizim şahin gibi görebilmemiz için gözlerimizin de portakal kadar olması lazım. Abi şöyle benden ki yani şimdi erkeklerin botoks yaptırdığını pek duymazdım. Şimdi benden küçük doktor arkadaşlarımın işte göz kenarıma yaptı, alnıma yaptırdım falan. Dudak dolgusu botoks yaptırmayan hemen hemen 40 yaşın üzerinde hanım kalmadı diyeyim. Yani maddi gücü basan ve şimdi hanımlardan bahsediyorum. Abi kimse olduğu gibi kalmak derdinde değil. Herkes yani daha bir iyi olayım, daha bir şey olayım. O bana gelen hiçbir hasta vardı hiç unutmam. Yıllar önce yine 2004 falandı. 0.75 gözleri gitti geldi gitti geldi. Ben kartal gözü, şahin gözü bilmem abi yapma etme git ben yapmayacağım sana. Ondan sonra yani 5-6 kere gitti geldi tamam dedim gel yapalım. Gözünde enfeksiyon çıktı. Ameliyat sonrasında. Ama ismini unutmuyorum Hüseyin Bey. Hiç ses çıkmıyor. Hüseyin Bey ben sana anlattım mı? Attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmesi lazım. 0.75'e lazer yapılmaz güzel kardeşim. Evet. Bunu yaptırma. Gözünü biraz kıstığın zaman zaten görürsün. Evet. Geceliğin günü, göz 0.75 ne yapar? Gece araba aydınlatılmamış bir yolda araba kullanırken gözlük kullanan insandır. Evet. Yani, evet yani böyle şeyler var abi. Çok bizim işlerin için hakikaten çok fazla para bu karıştı ya. Yani ya sadece bu göz hekimleri için değil bütün sektörlerde böyle. Yani sağlık evet. sektöründe şu anda inanılmaz bir reklam operasyonu evet. var. Aslında Sağlık Bakanlığı da bu konularla ilgili açıklamalar yapıyor evet. ama bence kesin radikal bir önlem alınmalı. Yani bu sistem ticari amaçla açılmış hastanelerin inisiyatifine bırakılmalı. Bırakılmamalı yani. Özel hastane dediğim yer ticari işletmedir zaten. İnsan tedavi eder. Bir yandan da kârı geçmeye çalışır. İllaki, bunun bir dengesi. İllaki. Bir de genel olarak yine bir ahlak problemi yaşıyoruz yani ülkecek. Bu yalnız doktorda değil, optisyende de var. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya, arabamı ustaya götürüyorum. Korkuyorum. Gerçekten bozuk mu değil mi? Bir cıvata sıkarak şey yapacağı şeyi bana 3.000 lira, 5.000 lira yani masraf çıkaracak. Güvensizleşmeye başladı. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle. Yani bu en okumuşundan en okumamışına kadar bu böyle. Yani şeyde de örnek vereyim mesela. Adamın gözlüğünü reçete etmişiz. Eski gözlüğünü getirmemiş. 0.25 sadece farklılık var. Götürüyor optikçi. Ya değişmesi lazım falan. Ya yok değişmez. 0.25 idare eder. Bir şey olmaz falan. Bizde de var onlar. Yani hani işte adama indikasyon dışı ameliyat 40 küsur yaşındaki adama akıllı mercek takıyorsun. Hiçbir şeyini anlatmamışsın. Adam feleğini şaşırmış. Hayatındaki dert sahibi değilken dert sahibi olmuş. Evet. Ya şimdi geçenlerde benim gözle ilgili bir problemim oldu. Göz kapaklarımda çocukluktan başlayan böyle bir gevşeme. Artık göz kapakları üst kirpiklere çok fazla düşmeye evet. başladı. Benim çokça yaptığım ameliyatlar onda. Oküloplastik çok rahatsız etmeye başladı. Hı-hı. Geçenlerde işte aşağı yukarı 3 hafta 4 hafta oluyor. İşte her ikisinden de bir operasyon geçirdim. İşte Hı-hı. hastaneye gittim. Kontroller yapıldı. Hı-hı. İşte beni bir odaya aldılar. Baktım bayağı bir yatış falan verdiler. Dedim ya kalp ameliyatı olmayacağız. Göz kapaklarımızı kestireceğiz. Hani 5 dakikalık bir iş halbuki. Yani hepsini toplasan belki 10 dakika. Özel elbiseler falan giydirdiler. Bone falan evet. taktık. Ben o işler öyledir abi. Ameliyatın kriterleri öyledir abi. Ben resmen odada bekliyorum. Neyse bir asistan bayan arkadaş geldi. Elinde böyle 8-10 yapraklık bir defter. Hı-hı. Onan formu. Bunları imzalamanız gerekiyor. Dedi. Ben şimdi aldım dedim hepsini mi imzalayacağız? Evet işte arkada önlü imzalayacak bunları dedi. Şöyle baktım. Dedim ki ne yazıyor burada dedim ben bunları bir okuyayım bakayım dedim şimdi. Tabii dedi buyurun dedi okuyabilirsiniz dedi. Neyse 7-8 sayfa. Dedim ki vallahi 6 ay sonra ameliyata gelmem lazım bunları okuyunca dedim. Bitmez dedim bunları okumakla. O zaman siz de bir imzalayın. Bakın hocam biz de mesela hastaneye gittiğimizde inanın hı hı. bu imzaladığımız şeylerde hı hı. ne yazdığını hiç bilmeden imzalıyoruz. İmzalıyoruz hı. zaten. Yapacak bir şey yok. Bankalarda böyle zaten. Bankaya kredi almaya gittiğimizde de mesela hatta evet. belki de 5 katını imzalıyoruz. Tabii hiç ama okumadım. Sizin demin söylediğiniz gibi Hipokrat yeminine sadık kalarak bir hekim arkadaşın bu ameliyat operasyon sonucunda
o vatandaşın hangi sorunlarla karşılaşacağını ona net anlatmalı ve son tercihi Evet. gene kendisine bırakmalı. Yani bunu bir ticari emtiadan çıkartmak lazım sadece. Aynen. İşte yine doktora düşüyor bence orada göre. Şimdi üstü kapalı 3-5 cümleyle o da yaldızlı, umut vaat eden, gerçek olamayacak kadar iyi. Birkaç cümle kurup önüne 10 sayfalık onam metnini koymanın bir anlamı yok. Bunlar Evet. yani hastanın nelerle karşılaşacağını önce hekimden dinlemesi lazım. Çünkü orada hasta-hekim ilişkisi kutsal bir şeydir. Yani bana ne Evet. yapacaksın sen? Yani insanlar gözünü emanet ederken çok irite olarak emanet ediyorlar. Bir de o var yani. Belli zeka seviyesinde olanlardan bahsediyorum. Hakikaten ben kalp ameliyatına girerken bu kadar heyecanlanmadım diyen hasta çok gördüm ben. Yani çünkü ölürsem ölürüm, kalırsam kalırım. Bunu kör olur muyum? Bir şey var yani. Hani görme yetisini kaybetmek dayanılır gibi bir şey değil. Hani kötürüm mü kalmak istersin, görmemek mi? İnanın insanlar kötürümlüğü seçerler yani. Hani görmek öyle bir yeti. Şimdi bununla oynuyorsun. Bu senin omuzlarına çok ciddi bir sorumluluk bindiriyor. Yani mutlaka hastayı çok iyi bilgilendirmen lazım. Hastaya indikasyon içinde yanaşman lazım. Biraz az kazanırsan da az kazan. Hasta kaçarsa da kaçsın. Şimdi ben doğuştan hipermetrop olan birisiyim. Yani Bunun 3 numara gibi görünüyor üstad. 49, 49 yok 3 numara değil. 3 numaraydı. 49 yaşındayım. Gençliğimden beri kendimi bildim bileli. Çocukluğumdan beri gözlük kullanıyorum. En son 3,5 dioptriydi. Hipermetrop 3,5'tu göz numaralarım. İyi bir göz doktoru arkadaşım vardı böyle işte sohbet ettiğimiz falan. Dedi ki ya gel dedi gözlerini çizelim. İşte bu operasyonların da Türkiye'ye ilk geldiği dönemler. Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde yapılıyor. 98, 99, 97 falan. 97 ilk başlangıcı. İlk başladığı zaman. Dedi ki çizelim dedi. Neyse biz bir maceraya başladık. İki gözümüzü aynı anda lazerle operasyon yaptırdık. Tabii gözler kapalı. Önce bir damla damlatıyorlar. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Yani kaşıkla gözünüzü çıkarsalar ruhunuz duymaz o damlalardan sonra. Yani birisi gelse kaşıkla gözünüzü çıkarsa siz gülerek, tebessüm ederek karşılarsınız onu. Neyse eve geldik. İnanılmaz bir ağrı. İki gözüm birden kapalı. Yani uyku uyumak mümkün değil. Sabahlara kadar yani perişan oldum. En son iki tane arkadaşım kolumdan girdi. En yakın hastaneye gittik. Gözlerim kapalı bir vaziyette. Ağrı kesici yaptırıldı falan. Morfin vur dedim abi bana. Oo, çok Bana iyi. dedi Alışmadım. morfin bir de cüsse biraz 1,90 aşağı yukarı 100-105 kiloyum. Yani öyle ağrı kesici falan iğne miğne etki etmiyor öyle çok kolay kolay. Morfin vurdular hatta dedi ki oradaki ikna ettik yani vurmuyorlardı. Dediler bunu hemen eve götürün taşıyamazsınız siz biraz uyur yani yolda giderken. 3 gün ne çektiğimi bir Allah biliyor bir ben biliyorum. 6 ay sonra aynen ben gözlük takmaya tekrardan geri döndüm. O 3,5 numara işte 1,25'e 75 ve 2,25 olarak geri geldi. Ama şöyle söyleyeyim ben normal 3,5 dioptri gözlüklerimle renkli bir halının üzerinde küçücük bir şeyi hiç tereddütsüz bulabiliyordum. Ama lazer ameliyatından sonra bu artık imkansız hale gelmeye başladı. Gece araba far ışıklarından çok fazla etkilenmeye başladım. Ve ben hiç ameliyat olmasaydım bir 6 ay Daha gözlüğüm mutlu bir insan kaldım. olurdu. Halen daha gözlüğümle dururdum. Ve şu anda doktor arkadaşlara gidip muayene ettikleri zaman da o ameliyat izini halen daha göz arkasında ve göz içinde o ışıkla baktıklarında görüyorlar. Keşke sen hiçbir şey yaptırmasaydın gözüne diyorlar. Bu da acı bir şey. Yani ben bile bu sektörün bir parça içerisinde olan bir sağlık sunucusu, bir optisyen, bir gözlükçü olarak Bir buna mağdur. ikna edilebildiysem vatandaş çok çabuk ikna edilebiliyor. Abi Bunu şimdi bak, bir tabir kullanmak kullanmak istiyorum. Bazen geliyor hasta, doktorcum beni ikna et. Ben seni ikna etmeyeceğim. Ben sana olacakları anlatıyorum. Ne olur ne olmaz. İkna edemem ben seni. Ben sana olursam bunlar bunlar olur, bunlar bunlar olmaz. Bunlar bunlar da olabilir olmayabilir. Evet. İhtimalleri ve kesin elde edeceklerimizi anlatırım. O tabiri yanlış buluyorum. Hatta hastalara da söylüyorum. Mesela bir hastayı ameliyat etmişim ben. Çok mutlu. Başka birini kapmış kolundan getirmiş. Sonra itiliyor. Sen ne yapıyorsun diyorum ya. Onun sorumluluğu da sende. Onun Evet. başına bir şey gelirse Hayır, belki o böyle bir şikayeti yok. önceki sene sen yaptırdın bana diyecek yani. Evet. Bir kere o işlere karşıyız.
Sizin ameliyat olduğunuz dönemdeki lazer cihazlarıyla şimdiki lazer cihazları, bu ilk çıkan Ericsson telefonları hatırlıyor musunuz? Zavallı Evet, telefon. evet, Ben sizin evet, gibiydi. evet. O cihazlarla şimdiki iPhone'lar arasındaki kadar fark var. Yani çok daha az sürede, çok daha az doku tıraşlayarak inanılmaz tedaviler yapıyorlar. Tracker'ları, mirakırları var. Yani rotasyonel şeyleri bile Evet. yakalıyorlar. O bir. İkincisi, o dönem kullanılmayan bazı ilaçlar çıktı piyasaya. Onları da kullanıyoruz gene. 3-3,5 numara hipermetroptan geriye abi hiçbir şey dönmez. Ben sana öyle söyleyeyim. Şu anki cihazlarla. Olduğun yöntem bir yüzey yöntemiymiş. Biliyorsun gözün lazerde gözün bir kesildiği yöntemler var. Bir de yüzey yöntemleri var. Yüzey yöntemleri biraz daha ağrılı sızılı olur hakikaten. Ama şimdi o kadar da değil gene. Reklam yapıyor gibi olmayalım. Optikçiler kızmasın bize. Ama şöyle bir şey var hocam. Şimdi gene akıllı lensten örnek verdim. Aynı şeyi lazer içinde vereceğim. Evet örneğin, abi. Örneğin eksi 20 miyop gözü olan bir hasta için muhteşem Evet abi. bir operasyon bu. Yani 20 derece miyop ya da 9,5-10 hipermetropsunuz. Yani gözlük artık uzun yıllar gözlük kullanmışsınız ve gözlükle de çok net görüntüyü kaybetmişsiniz. Evet, bu operasyon çok güzel bir operasyon. Ama biz inanın 0.50, 0.75, 1 neredeyse gözlüksüz bile az zorlamayla net görüntüyü sağlayan insanlara da bu operasyonların yapılması ve sadece bu adam kandırmaya girer o. Tek kurtuluşun da sadece ve sadece tek kurtuluşun da bu olduğunu söylemek çok yanlış. Şöyle bir şey. Bugün siz evet telefondan örnek verdiniz. İşte 3310 vardı. Şimdi iPhone 12'ler var. Bakın evet. bunlar bir cisim. Yani bunu değiştirebilirsiniz. Bunu evet. iade de edebilirsiniz. Evet. Yerine başka bir şey de alabilirsiniz. Evet. İkinci elde değerlendirebilirsiniz de bunu. Aha. Araba gibi ya da Jetco'da satabilirsiniz bunu. Ama göz ikinci eli yok. Bir daha yok. Geri dönüşü yok. Değerlendiremezsiniz. Kesinlikle. Bir suyla dolu bir balondan bahsediyoruz. Yani bunun sönme şansı var. Tamamen kaybedebilirsiniz. Bir daha hiçbir zaman geri dönemezsiniz. Mesela ben keşke 97 yılına geri dönseydim de bir zaman makinesi olsaydı, olmasaydı mı ameliyatı mesela, vazgeçebilme şansım olsaydı, var mı? Ama bu telefondan vazgeçebilme şansım var. Yarın Letgo'ya koyar satarım bunu. Ama gözlerim... Satamazsan da atarsın, yenisini alırsın. Ha. Evet, atarım yenisini alırım. Gözü ne yapacağız hocam? Ben bu örneği çok veriyorum. Şimdi hastalarla konuşuyoruz. Bazen çok saçma sapan istekler gelebiliyor. Bak diyorum, iki tane gözüm var. O dişe benzemez bu. 32 tane var. Bir tanesini tamamen atsan, dibine implant yaptırırsın, üstüne daha yakışıklı bir diş çakarlar. Yine iyi kötü çiğnersin, hayatına geçersin. Bizim ameliyatların hatalarının ya da komplikasyonlarının telafisi zor olur. O yüzden bir göz ameliyatı olurken iyi karar vermek lazım, iyi araştırmak lazım. Bildiğim kadarıyla da göz en hassas organ ve tıp fakültesinde de göz hekimliği en yüksek puan alarak gidilen ve eğitimi çok ağır olan bir dal yani. Eyvallah. Göz hekimliği. Şöyle şey oldu. Estağfurullah. Evet, bayağı bir kastırdım göze bir girebilmek için, öyle söyleyeyim. Hakikaten öyle. Cerrahisi de çok çetrefilli bir cerrahi, mikro cerrahi. Yani bu yetenekle doğmamış bir adamın bu cerrahileri yapmaması da lazım. Yapmıyordu herkes zaten. Siz de sektörün içindesiniz biliyorsunuz. Evet. Bazı doktorlar ameliyat yapar, bazıları yapmaz. Evet. Yani iyi kötü makro cerrahilerde bir şeyler yaparsın ama işin içine mikro cerrahi hakkıyla yapmak girdiği zaman hakikaten bayağı bir adam eleniyor bizde. Bunları yaparken de yine aynı prensiple, yani hani hastaya kendine nasıl davranılmasını istiyorsan öyle davranmakta, yaklaşmakta fayda var. Çok doğru hocam. Hasta açısından da ben ağzımı bir karış açık bırakan şeylerle karşılaşıyorum. Adam gözlük almaya diye gitmiş. Gel demişler. Bak, katarakt ameliyatı olacağını bile söylemiyorlar merkezde. Senin gözünü su tutacağız, yıkayacağız, gözün ışıldayacak. Söylenenler aynen bunlar. Eyvallah. Yani inanamazsınız. Hasta da bakıyor, para isteyeceğiniz mi benden? Hayır, para da yok. Tamam o zaman diyor, gözümüzü ışıldat. Hasta geliyor, oturuyor bana mesela muayeneye. Gözünden anamnez alıyoruz. Gözünden ameliyat oldun mu? Göz travması geçirdin mi? Rutin sorular bunlar. Yok, ben ameliyat olmadım. Bakıyorum, sen iki gözünde de mercek takılıyor. Ben ameliyat olduğundan haberi yok. Eyvah. Yani o da bir ayrı renç.
Para vermemiş, araştırmamış, gözüne iki tane mercek takılmış. Tabii kullanılan malzeme üçüncü sınıf, hani başka başka bir sürü şeyler. Evet. Oraya kaymış, bu yan dönmüş bilmem ne. Hani böyle sürümden şey yapan yerler. Yani böyle şeyleri de görüyoruz, duyuyoruz. Şimdi bir dönemde Sağlık Bakanlığı hocam, bu göz kapakları ile ilgili geri ödeme sisteminde bir alan açmıştı. Yani göz kapağı ameliyatlarını geri ödeme sisteminden SGK ödüyordu. Ben hastane ismi gene kullanmayacağım, denk geldim. Pazardan, kahveden ihtiyarları toplamışlar. Hepsi gitmişler oraya, sizin göz kapaklarınızı düzelteceğiz diye. Ya teyzeler, amcalar, hepsinin gözü bandajlı. Banda ne oldu? Gittik göz kapağımızı işte şey yaptırdık, ücret de istemiyorlarmış. Yani insanların, vatandaşların... Abi benden ücret isteme de canımı al ya. Almamak lazım böyle yani. Evet. Yani evet, orada hem halkın eğitim seviyesiyle, hem tıbbi müdahaleye bakış açısıyla, hem doktorun hastaya bakış açısıyla çok fonksiyonlu. Ama şöyle diyeyim, bu işler insanların vicdanına ve oluruna bırakılamaz. Güzel denetlenmesi lazım. Çok doğru. Böyle Sağlık olur. Bakanlığı yani burada göreve davet etmek lazım. Açık söyleyeyim yani. Kim ne, kime nasıl yanaşıyor, endikasyonu ne biliyoruz. Bunları herkes de biliyor. Ama bir şekilde işler güçler yürüyor. Bilmiyoruz üstad yani. Birilerinin sihirli devletler var yani. Son olarak hocam size son sorumuz. Optisyenlik müesseselerinin dışında satılan, bu pazarda, işporta ortamında satılan hazır okuma gözlükleri var biliyorsunuz. Sağ ve sol dioptrileri aynı. Herhangi bir odak ve pantoskopik açısı olmayan. Bir de hazır güneş gözlükleri var. Bunlarla ilgili size gelen hastalardan herhangi bir şikayet ya da düşünceleriniz nelerdir hocam? Dur seni şaşırtayım. Şaşır. O Nişantaşı'nda ya da cami önünde satılıyor diyorum. Ben onu kime veriyorum biliyor musun? Mesela katarakt ameliyatını yapmışız. Daha gözlükleri oturmamış. Bir ay sonra kalıcı gözlüklerini vereceğim. Ama diyor ben eski gözlüklerimle göremiyorum. Ya diyorum git Nişantaşı'ndan 15 liralık gözlük al. Bir ay onu tak. Bir ay sonra ben sana adam gibi yakın gözlüğü vereceğim. Onda da çok kullanma. İşte torun ne demiş, kim aramış falan diye onlara bak diyorum. Yani düşük maliyetle idare etsin diye. İşin şakası o. Hakikaten söylüyorum bunları da. Tabii ki optisyenlik müessesesinden ne gözlük alınır? Atıyorum marka vermeyeyim. Bir giyim mağazasının kasasının yanında duran güneş gözlüğü alınmaz. Evet hocam. Tamam mı? Şöyle söylüyorum hastalara, ama çok güzel modeli falan. Tamam, oradan gözlüğü al da git adam gibi cam taktır bir optikçide diyorum. Yani tamam, kasayı çok sevdin. O da sana uydu. Çok bayıldın falan. Onunla kendini çok güzel, yakışıklı hissediyorsun. Ama git optikçide adam gibi cam taktır diyorum. Bir ikincisi, mesela ben şeye de cidden karşıyım. İnternet üzerinden lens sipariş edilmesine, bunlardan lens satış yapılmasına da karşıyım. Yani burada 200 lira, optikçide 220 lira. Arada çok ciddi farklar da yok yani. Evet. Optikçiden alıyorum, muhatabını bilirsin. Bu lens bozuk şartlarda depolanmış olabilir, taklit olabilir, o olabilir, bu olabilir. En azından denetleniyoruz bizler Sağlık Bakanlığı. Tabii, aynen öyle. Bu müesseselerin nerede olduğu belli değil. Güneş gözlüğü optikçiden alınır, lens optikçiden alınır abi. Yani... O arkadaşları şirin görünmek için söylemiyorum. Yıllardır söylediğim şeyler bunlar. Şimdi bir anekdot anlatayım hocam. Sağlık Bakanlığı yetkilileri geçmiş dönemde Almanya'yı ve Avrupa Birliği ülkelerinde optisyenlik alanında incelemeler için Avrupa'ya gidiyorlar. Tıbbi Cihaz Kurum Başkan Yardımcısı ve heyet orada Alman işte sağlık heyetinden birisine soruyor. Diyor ki ya diyor, bu diyor biz görüyoruz benzincilerde, menzincilerde hep böyle diyor okuma gözlükleri falan var diyor. Siz diyor bakanlık olarak, yani Alman Sağlık Bakanlığı olarak bunlarla ilgili bir önlem falan almayı hiç şey yapmadınız mı diyor. Yani bunlar sağlığa zararlı değil mi? Cevap şu, diyor ki Almanlar diyor onu kullanmaz diyor. Nasıl yani diyor. Türkler ya, alıyor. Onu göçmenler alıyor diyor. Biz diyor onun için bir şey yapma ihtiyacı duymadık diyor. Ya ama bu da şerefsizlik cevapmış yani. Göçmenin kötü gözlüğü mü? Sen onu da korusana. Onların eğitimi, onların kültürü, bu hazır okuma gözlüklerinin uzun süreli kullanımının göze zarar verdiği. Mesela tatile gittin, işte gözlüğün kırıldı. Bir günlük, iki günlük çok acil ihtiyacın için ne bileyim mailine bakabilirsin. Telefonunu kullanabilirsin. Tabii. Ben kesinlikle. Ben de bu şekilde kullanıyorum. Müracaat edebilirsin.
Bu bir ihtiyacı karşılayabilir. Muayeneye gelene kadar telefonla hasta danışıyor. Doktor ben böyle böyle bir şey yaptım. Muayeneye gelene kadar git gözüne uyan bir şeyi seç. Muayeneye gelene kadar idare et onu kullan. Hayatın devam et. Öyle bir şey ki iki insanın her iki gözünün de aynı dioptride olacak diye bir kaidesi yok. Astigmat diye bir şey var abi. Astigmat olabilir, kayma problemi olabilir. Odak bir gözün odağıyla diğer gözün odağı aynı olmayabilir. En net görüntüyü alabilmesi için bir optisyenin uzmanlık alanına giren bu ölçüm almada onun danışmanlığına ihtiyacı var hastalarımızın. Ama bu göz ardı ediliyor. Yani işte pazarda orada burada gördüğümüz mesela ultraviyole zararlı ışınları kesme yetisi olmayan güneş gözlüklerini işportadan alarak aslında katarakta da bir yerde davet çıkartmış oluyorlar. Abi bilimum göz hastalığına davet çıkartırsın sen orada. Yani bunlar o üçüncü, dördüncü kalite camlar. Hani ikinci kalite bile diyemeyeceğim. Fabrikaların hani üretim atık şeylerin... Atık malzemelerden. Yani atık malzemelerden çok kötü koşullarda üretilmiş. Yani şöyle alıp bir saniye gezdirmek bile dalgalanmaları falan görmeye yetiyor. Bu sadece özellikle okuma gözü için konuşuyorum. Hani kendi yakın gözlüğün kırıldı, doktora ulaşamıyorsun. Ama bir şeyler okuyacaksın, bir yere gideceksin, geleceksin. 3-5 günlüğüne benim ameliyat hastalarına önerdiğim gibi geçici süre hani... Çok hayati fonksiyonlarını gidermek için yoksa bunlarla ne okunur, ne çalışılır, ne başka bir şey yapılır. Yani hani olsa olsa gözünü yorarsın. Yine o lisanssız, ne diyor belirsiz camlar da öyle. Yani bu ultraviyole filtresi adam gibi olmayan göz bozmaya yarıyor. Ve hastalarıma ben çok söylüyorum. Mesela bir saat alacaksan, giyim mağazasındaki saati alırsan o saatin ne olacağı belli değil mi? Bozulacak. Yani, bozulacak. Yani giyim mağazasından üst baş alınır. Optikçiden gözlük alınır. Saat markası adam gibi markadan saatçiden alınır. Bu böyledir yani. Hani orada ikinci, üçüncü kalite fason üretimlere razı olmanın bir anlamı yok. Yani, şimdi son teknolojide gözlük camı fabrikalarını dolaşıyoruz. Biz sık sık ziyaret ediyoruz. Hı. Aslında hekim arkadaşlarımızın da göz hekimi arkadaşlarımızın da mutlaka dönem dönem bu gözlük camındaki teknolojiyi takip etmek amacı açısından bu üretim fabrikalarını gezmelerini ben tavsiye ediyorum. İnanılmaz teknolojik ürünler artık olmaya başladı. Nasıl ki telefon, bilgisayar, tablet gelişiyor. Gözlük üretimi de aynı şekilde gelişiyor. Mesela tabii, inanılmaz kaplamalar, inanılmaz progresif camlar çıkıyor. Bir cam kullanıyorum ben de şu anda gözümde. Hem uzak hem yakın yaş itibariyle problemim var. Yani şu anda ben bu gözlüğü taktığım zaman bütün ortamı hem yanal görüş olarak hem yükseklik ve alçaklık görüntü olarak yani mükemmel bir görüntüm var. Sizle konuşurken önümdeki notlarıma çok rahat bakabiliyorum. Telefonuma çok rahat bakabiliyorum. Aslında bazı göz doktorlarının da mesela muayeneden sonra işte progresif cama olan yani trifokal cama olan sempatisi biraz farklı bir gibi geliyor. Aslında bu da bir çelişki aslında. Yani siz göz içine takacağınız akıllı lens diye tabir ettiğiniz trifokal lensleri rahatlıkla önerebiliyorsunuz. Ama aynı hasta gözlükçüye trifokal gözlük yaptıracağını söylediği zaman da ya onlarda problem çıkıyor, göremezsiniz. İşte normal uzağını ayrı, yakınını ayrı al diyen hekim arkadaşlarımız var. Bence bu çok tezat bir durum oluşturuyor. Yani gözlük lenslerdeki gibi trifokal gözlükler de mükemmel görünüyor. Ben sana açıklayayım. Şimdi göz doktoru ile optisyenler birazcık düşman kardeşler. Niye ama böyle hocam? Aynı kaseyi kaşıklıyoruz üstad. Yani işin farklı iki boyutu var. Ben şimdi progresiften bir şey alıyor muyum almıyor muyum? Trifokal takarsam para kazanacağım. O ayrı. Onu bir kenara koy. İşin aile bir yönü. Evet. Şimdi hakikaten bifokal gözlükler eski nesil progresiflerden daha başarılıydı. Progresifler gittikçe ilerledi. Ben şimdi bir şey yapıyorum. Taktıkça mesela eskiden eski progresif bundan 15 sene önceki mesela progresif diye takılan gözlükle hastaların yarısı şikayetçi. Şimdi aynı benim o 97'de olduğum ameliyat gibi hocam. Aynen, aynen. Şimdi o şikayet oranları çok düştü. Yani 10 hastadan birine falan düştü. Özellikle de adam bir yerden hastaya şu cümleyi de kuruyorum. Bak diyorum. Şimdi işin içinde biraz pahalı camlar ya. Gidip bunun ucuzunu yaptıracaksan yaptırma diyorum. Evet. Trifokalin en ucu yani trifokal dedim. Progresif lenslerde optikçiyle istişare et. Ondan sonra genelde söylediğim en ucuzunu alma, en pahalısını da alma.
Tamam mı? Ama bir orta seviye tutturmaya çalış, giriş aşaması olarak diyor. Çünkü aynen şu cümleyi kullanıyorum. Mesela monofokal bir camda 50 liralık camla özellikle hastanın numaraları yüksek değilse 500 liralık bir cam arasında çok ultra bir görüş farkı olmayabilir. Ama bir progresif cam yaptıracaksan, evet, 500 liralık bir progresif camla 1500 liralık bir progresif cam arasında dünya kadar fark oynar. Siz de benden iyi biliyorsunuz. Evet. Görüntü konuşmasını ben yapıyorum hastaya. Bir de hastayı değerlendirmek çok önemli. Şimdi 70 yaşında nörolojik fonksiyonları sıkıntıya girmiş, aktif hayat içinde yer almayan bir teyze, ben bir de şeker hastası, uzak yakın yaptırayım mı? Teyze bence yaptırma diyorum. Çünkü yani hani adaptasyon bile sıkıntılı olacak. Ama daha uzak yakını yeni başlamış. Yaş 45-50, aktif çalışma hayatının içinde, mesafeleri devam değişiyor işte. Evet. Cebine bakıyor, gelen müşteriye bakıyor, bilmem nerede başka bir şey takip ediyor. Bu hastalarda benim ilk tavsiyem progresif yaptır, alış, hayatın kurtulsun oluyor. Yani şimdi bunları hemen biz trifokal mercek takalım diye yanaşmıyoruz. Tıp alanında da mesela ben düşündüğüm zaman şöyle bir tezat görüyorum. Mesela cep telefonundan örnek verdiniz. Bugün canınız istese dahi bir 3310 satın alamazsınız çünkü üretilmiyor artık. Evet. Yani bu teknoloji çöp oldu artık. Ama aynen, ben şunu görüyorum mesela tıpta ve bu tip ürünlerde. Hı hı. Yeni teknolojiler çıkıyor. Hı hı. İnsan sağlığı için üretiliyor bunlar. Hı hı. Ama 10 yıl önceki teknoloji de halen üretilmeye devam ediyor. Ekonomik, evet, olduğu için. Aslında, evet, ucusu var. Hı hı. Ama aslında bunun artık üretiminin sonlandırılması gerekir. Eğer insan sağlığı için daha teknolojik cihazlar, daha teknolojik, hı, teknikler bulunduysa eski teknikleri, evet, devam ettirmek çok ticari geliyor bana. Yani onun sonlandırılması lazım. Evet. Özlükçe bunu böyle. Ekonomik güç meselesi. Bana hala mesela hastam geliyor, çiftçi, elinde hakikaten yeşil ekran Nokia var. Yani ve onunla mutlu. Şimdi amcaya versen iPhone kullanamaz bile. O amca da israf. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ne bileyim yani 74 model Renault 12'ye Z sınıf, X sınıf lastik takmanın bir anlamı yok abi. Yani öyle part purt falan diyerek, ikiye yiyerek gidecek, 50'yi geçmeyecek yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hastasına göre tedavi önermek çok önemli. Hastasına göre cam. O bir şey yapmak lazım yani, tartmak lazım hastayı. Motivasyonunu görmek iyi lazım. İyi kurmak lazım, evet hocam. Tabii tabii. Yani bugün muayene ettim, bir hastanın gözüne damla koyamadım ya. Normalde ben rutin hastanın hepsine dilatasyon yapıp bakarım. Siklopilezi, evet, yaparım, retinasına bakarım. Çünkü gizli bir sürü bozukluk yakalıyorsun. Adam oturuyor, gözleri kıpkırmızı, her şeyi takır takır okuyor. Bir koyuyorsun, siklopilejik muayene yapıyorsun, 1,5 hipermetrop çıkıyor. Adamın bütün sıkıntısı meğer gözlük. Veriyorsun, çok mutlu oluyor. Kadını bir türlü ikna edemedim. Ben panik atağım, ben şuyum, ben buyum. Şimdi böyle bir hastaya progresif verebilir misin sen? Yok, mümkün değil. Hastanın beynine sirayet edemiyorsun, doktoruna güvenmiyor. Vatandaşlarımıza aslında şunu da söylemek lazım. Bu programı yayınladığımız zaman bütün herkese ulaşacak bu program. Aslında, hı-hı, bir göz muayenesi, yani rutin yapılan bir göz muayenesi birçok hastalığın teşhisinde de çok önemli, tabii, bir yer. Tabii. Yani aslında göz doktorları hem nörolojik hastalıkları hem kesinlikle bir sürü şey yakalıyoruz biz. Birçok şeyi gözden yakalayabiliyorlar göz arkasına baktıkları zaman. Bizim bir sürü hastamız var. Çok çok güzel dediniz. Yani kusura bakmayın, sözünüzü kesiyor gibi oluyorum. Zoom'da çok şey değilim yani. Bir, iki ya da üçüncü kere kullanıyorum. Sevmiyorum bu işleri. Hastanın şekerini ilk defa gözünden teşhis koyabiliyoruz. Tansiyonunu, evet, koyabiliyoruz. Kafa içi basınç artışını koyabiliyoruz. Yani bir sürü şeyin sistemik hastalığın teşhisi sadece göz sinirlerine bakarak konulabiliyor. Tabii bu gözlük muayenesiyle değil, göz muayenesiyle konuluyor. Şimdi aynen iki öyle, farklı muayene onlar. Tamam mı? Aynen öyle. Yani yine dün baktığım bir hastadan örnek vereyim. Ailede herkes göz tansiyonu. Bu da kaçmış, gelmemiş, gitmemiş. Bir iki kere de muayene olmuş falan. Ama hiç daha ya bir kere dilate edilip bakılmamış. Göz siniri, evet, bu kadar çukur açılmış. Yani en azından 5 senedir göz tansiyonu hasta. Göz tansiyonu rutin ölçülmemiş. Optik koherans tomografisini çektik, OCT'sini. Kabak gibi sinir ezik. %30 fonksiyon kaybı var. Şimdiye kadar hep gözlük muayenesi olmuş. Göz muayenesi olmamış. Bu bir bütün. Gözün kendisini de muayene etmen ne lazım. Lazım peki hocam? Muayene etmen lazım. Hı? Yani biz mesela vatandaş olarak bir göz hastanesine müracaat, hı, ettik. Yani illa söylememiz mi lazım? Yani gözlük muayenesi değil, göz muayenesi mi istiyorum dememiz lazım? Abi şöyle diyeyim ben sana. Şimdi sen vatandaş olarak gittin. Baktın 5 dakikada bir odaya birileri giriyor, birileri çıkıyor. Oradan kaç zaten. Orada gözlük muayenesi oluyor. Orada da yarım yamalak gözlük muayenesi oluyor. Anlatabiliyor, evet, muyum? Bir göz muayenesi abi yarım saat kadar sürer. Doğru.
Ve %90'ında göz bebeğini büyütmek gerekir. Göz sinirine bir bakmak gerekir. Ha, ne zaman bakmıyoruz? Hasta çok küçük, çok uyumsuz ya da daha yeni bakmışsın. Zaten bildiğin takipli hasta. Evet. Bunlar farklı farklı şeyler. Yani çok değişik şikayetlerle gelen hastalardan çok değişik hastalıklar çıkabiliyor. O da yine tıbbi nosyonla ilgili. Mutlaka damlalı muayene. Kazanmaya çalışan bir yerdeysen ya da kusura bakmasın kimse. Devlet hastanesindesin mesela. Doktora 120-150 tane hasta vermişler. Evet. Abi nasıl bakabilirsin? Yani böyle bir şey yok ki. Hastanın adam gibi hikayesini anlatabilmesi, senin hastalığına teşhis koyma ve o hastalığıyla ilgili tedaviyi hastaya adam gibi en izah et. Evet abi, yani hani tam yarım saati geçtim. Al bu kriterleri var. 20 dakika ayırman lazım. Evet. Yani bir 20 dakika ayırabilmen. Tam geç, 5 dakikada benden gitsin. Yani bir 15 dakika ayırabilmen lazım. Bunu yapamıyor adam. Ne yapacak? Orada doktorculuk oynuyormaya başlıyor. Yani geliyor gidiyor pop 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 falan. Tansiyonu hemen parmakla bakıyor. Eyvah. Görüyorsa da yolluyor. Atlarsa da atlıyor. Yani hani sıkıntılı işler abi bunlar ya. Biraz da politikalarla da ilgili. Sağlık biraz politikalarında da. Sistemle de ilgili. Kesinlikle, kesinlikle. Yani benim bütün ailem hekim. Kardeşlerim de hekim. Evet. Eşleri de hekim. Herkes hekim bizde yani. Değişik kurumlarda çalışıyoruz falan. Değişik hakikaten çok, çok, çok dertli yani. Hani ortopedist olan kardeşim mesela. Hani adam antidepresan kullanmaya kadar gitti yani. Çünkü her gün önüne 100 tane hasta atıyorlar. Evet. Yapamıyor ki. Bir ortopedi muayenesi abi, çapraz bağ muayenesi yapacak adam mesela. Yani sürer yani, bir yarım saat sürer. Tabii. Yatıracak hastayı, öyle zorlayacak, böyle zorlayacak. Tıkırtı dinleyecek. Hastanın ağrısına bakacak. Yüzüne bakıyorsun hastanın. Nerede ıh etti falan diye. Yapamıyordu. Ne oldu? 1,5 sene bu şekilde çalıştı. Ondan sonra aldı mecbur hizmetini, diplomasını elinden. Eyvallah, çıktı özel sektör. Yani. Üzücü şeyler bunlar yani. Evet. Evet hocam, programımızın bugün sonuna geldik ama sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Eyvallah. Son olarak hem vatandaşlarımız için hem gözlükçü meslektaşlarımız için neler söylemek istersiniz hocam? Abi valla ne diyelim, bu fırsatı bana verdiğiniz için bir kere teşekkür ederim. Bizim için çok büyük bir zevkti hocam. Benim için de zevkti. Ama şunu söyleyeyim, sözünüzü kestim. Daha akıcı geçti beklediğimden. Bunu farklı konularla da zaman zaman sizin bilginize biz Optisyenin Sesi Haber Merkezi olarak da mutlaka estağfurullah. Yani tecrübemizi aktarırız. Tecrübemizi aktarırız. Bir arada optisyen göz doktoru ilişkilerine girelim abi. Sadece onu ayıralım. Sırf onunla ilgili bir program yapalım. Bence çok faydalı olur. Önümüzdeki yani haftalarda buna bir zaman ayıralım. Çok gereksiz yerlerde çok gereksiz dişmeler oluyor, yanlış anlamalar oluyor falan filan. Çok basit çözülecek şeyler bunlar. Bir de onun üzerine yapalım. Çok optisyenleri seviyoruz, kardeşiz. Biz de herkesi seviyoruz hocam. Aynen. Hocam, aynı tedavinin parçasıyız biz. Aynen öyle. Programımıza katıldığınız için, bizleri bilgilendirdiğiniz için sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Evet değerli meslektaşlarımız, bugün de programımızın sonuna geldik. Sayın Doktor Timuçin Yıldırım'a, bizleri aydınlattığı için, programımıza katıldığı için tekrardan teşekkür ediyorum. Saygılar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Saygılar.